Sevgili kelebeklerim, selamlar tekrar. Şimdi hukukun temel kavramlarının en önemli konusuna geldik. Hukukun kaynakları nelerdir? Boşluk türleri nelerdir? Hem en önemli konusu hem de bizi bir tık zorlayan, karıştırmamıza sebep olan bir konu arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Önce bir tablo anlatacağım tabii ki yine. Sonra anlatacağım her şey tabloyla örüntülü bir şekilde ilerleyecek. O yüzden tabloyu çok iyi anlamalısınız arkadaşlar. Konumuzun adı neymiş? Hukukun kaynakları. Önce kaynak ne demek bir ondan bahsedelim. Arkadaşlar bir şeyin kaynağı onun neyidir? Çıkış noktasıdır aslına baktığınızda, öyle değil mi? İşte ben size şimdi anlatıp duruyorum. Kaç video izlediniz? 10 taneden fazla video izlediniz şimdiye kadar. Ben bu anlattığım şeyleri neye göre anlatıyorum? Kafama göre mi? Neye göre anlatıyorum? Medeni kanuna göre, borçlar kanununa göre, ticaret kanununa göre, 82 anayasasına göre diye, değil mi? Bakın benim de kendime kaynak almış olduğum bazı şeyler var. İşte bu çıkış noktaları nelerdir? Hukukun kaynakları nelerdir? Hep birlikte şimdi ona bakıyoruz. Hemen geliyorum. Hukukun kaynakları diye başlığımızı atıyoruz arkadaşlar. Bir şeyin çıkış noktası. Ben bir şeyleri çözümlerken, uğraşırken kendime neleri kaynak edinmişim ona bakacağım. Hukukun 3 tür kaynağı vardır. Bunlardan biri ve en önemlisi hukukun yazılı kaynaklarıdır. Yazılı kaynaklar. Asli kaynaklar da denir arkadaşlar. Hukukun asli kaynağı yazılı kaynaklardır yani. İkinci kaynak ise hukukun yazısız kaynaklarıdır. Hukukun yazısız kaynakları. Yazısız olması acaba bağlayıcılığını zedeler mi, bağlayıcı mı, bakacağız birazdan. Bir de hukukun yardımcı kaynakları vardır. Hayatta herkesin yardımcıya ihtiyacı var. Hukukta demiş ki benim de bir yardımcı kaynak ihtiyacım var ve yardımcı kaynakları çıkmış karşısına. Arkadaşlar bir şeyin yazılı olması ne demek? Derlenip toparlanıp metin haline getirilmişse ben onu okuyabiliyorsam o kaynak nedir? Yazılıdır arkadaşlar. Bir şey yazılı diyorsam yetkili bir merci tarafından konulmuştur. Bakın bunu unutmayın. Hukukun farklı anlamları başlığına geldiğimde orada çok kullanacağım bu ifadeyi. Demek ki yazılı kaynak dediğinde ben neyi anlayacakmışım? Yazılı kaynak yetkili bir merci tarafından konulan kaynakmış. Mesela kanun yazılı bir kaynak, okuyabiliyorum ve yetkili bir merciyi koymuş. Kim koymuş? Türkiye Büyük Millet Meclisi, değil mi? Cumhurbaşkanı kararnamesi yazılı bir kaynak. Kim çıkarıyor? Cumhurbaşkanı çıkarıyor. Okuyabiliyor muyum? Evet, okuyabiliyorum. Yönetmelik yazılı bir kaynak. İşte yetkili merciler tarafından konulmuş kaynaklara biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Yazılı kaynaklar. Peki benim yazılı kaynaklarımda neler var? Anayasa. En temel, en anadır o. Değil mi? Devletinde kullanım kılavuzu hatta anayasa. Diğer bir yazılı kaynağım kanun. Kanunun bir adı daha var arkadaşlar. Karşımıza yasa diye de çıkabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından konulur. Kanuna eş kaynaklardan bir tanesi. Milletler arası anlaşmalar. Milletler arası anlaşmalar. Milletler arası anlaşmaların bir adı daha var arkadaşlar. Sorularda çıkar, o yüzden onu da veriyorum. Uluslar arası anlaşmalar. Tamam. Hemen geliyorum kanuna eş kaynak olarak. Biraz sonra zaten hiyerarşi çizip orada da vereceğim. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve normal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Yönetmelik. Yine yazılı kaynaklarımızdan bir tanesi. Sonrası da daha çok var yazılı kaynak ama onlar da arkadaşlar adsız düzenleyici işlemler olarak devam eder. Nedir adsız düzenleyici işlemler? Genelge, sirküler, tamim, tebliğ gibi şeyler de bizim adsız düzenleyici işlemlerimizdir. Şimdi size dedim ki unutmayın, yazılı kaynaklar yetkili merciler tarafından konulmuştur. Mesela bir bakalım. Şimdi anayasa. Anayasayı kim değiştiriyor? Arkadaşlar ileride anlatacağım. Anayasayı değiştirmek için en az 200 milletvekilinin teklif vermesi lazım. Mecliste oylama yapılır. Meclisten çıkabilmesi için en az 360 vekilin evet demesi lazım. 400 üzerindeyse Cumhurbaşkanı direkt onaylayabilir, halka sorabilir. Aşamalarını göreceğim. Bak, yetkili bir merci yapıyor, gördünüz mü? Kanunu meclis çıkarıyor. Milletler arası anlaşmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi uygun buluyor. Cumhurbaşkanı onaylıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini Cumhurbaşkanı çıkarıyor.
Yönetmeliği Cumhurbaşkanı, bakanlıklar, kamu tüzel kişileri çıkarıyor. Bakın gördünüz mü? Hep yetkili birileri tarafından konuluyor. O yüzden yazılı kaynak diyorum ben bunlara. Burada hemen bir parantez açıyorum. Yürütme konusunda detaylarını anlatacağım size. Biliyorsunuz 2010 yılında anayasa değişikliğiyle artık Cumhurbaşkanlığı kararnamesi etkin bir şekilde hayatımızda. Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iki türü vardır. Bunlardan biri olağan normal, bugün çıkardığı mesela Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine de olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi derim. Anlaştık mı? Bunlar birer norm ve bunların arasında bir hiyerarşi olması gerekir. Aksi takdirde bir kanun yapardı ve anayasaya aykırı olurdu. Olur mu? En tepedeki şeye sen nasıl aykırı olabilirsin? Ya da sen üstündeki şeye nasıl aykırı olabilirsin? Gibi durumlar çıkardı. Şimdi tahtamızın sol tarafına geçeceğim ve normlar hiyerarşisi piramidimizi çizeceğim. Birlikte bakalım. Hans Kelsen piramidi diye de geçer. Ne diyormuşuz piramidimizin adına biz arkadaşlar? Hans Kelsen'in normlar hiyerarşisi piramit, hiyerarşisi. Bir ast üst var bunun normlar arasında diyor. Peki ben diyorum ki en tepedeki norm kim acaba? Tabii ki en tepedeki norm kimdir arkadaşlar? Anayasa, bak yasa da hatta onun içinden çıkmıyor mu? Yasaların anası diyor. İkinci basamakta kanun yer alır ve dikkat, kanuna eş kaynaklar nelerdir? Milletler arası anlaşmalar ve olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanunla aynı basamakta yer alıyor arkadaşlar, dikkat ediyorsanız. Milletler arası anlaşmalar, kanun ve olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. O zaman bana şöyle bir soru gelse. Aşağıdakilerden hangisi kanuna eş kaynaklardan biridir diye sorsa neler alabileceğim? Milletler arası anlaşmaları ve olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini alacağım. Bak, normal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değil, olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Üçüncü basamakta onları ne izliyor diye soruyorum. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi izliyor normal olanları. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Sonra hiyerarşim nasıl devam ediyor? Yönetmelik. Yönetmelik. Sonra atsız düzenleyici işlemlerle devam eder arkadaşlar. Genelgeyle. Tamam, devamı da beni ilgilendirmez zaten. Dikkat ediyorsanız hiyerarşinin içinde ne yok? Bak, yazısız kaynaktan bir şey koymadım, buradan da anladım. Yazılı kaynaklar içindeki bir hiyerarşi. Şimdi hiyerarşiye hemen geliyorum arkadaşlar. Soruları sınavda nasıl gelir? Size yukarı öncül olarak dizer ve der ki normlar hiyerarşisine göre sıralayın der. Ya da normlar hiyerarşisine göre en genel, en bağlayıcı, en soyut norm nedir diye sorabilir. Her zaman üstteki alttakine göre daha genel, daha bağlayıcı ve daha nedir? Soyuttur. O zaman şöyle yapabilir miyim? Şöyle yukarı gidildikçe yukarıdaki aşağıdakine göre daha neymiş arkadaşlar? Daha bak, genel, bağlayıcı ve soyutluğu yukarı çıktıkça ne yapıyormuş arkadaşlar? Artıyormuş. O zaman normlar hiyerarşisine göre en genel, en bağlayıcı ve en soyut norm nedir sorusunun cevabı ne olacak? Anayasa olacak, tamam mı? Bazen şey oluyor, hocam şıklarda anayasa yok. Şıklarda anayasa yoksa en üsttekini alacaksınız. Anlaştık mı? Burada bir parantez açıp şu bilgiyi vermek istiyorum. Yasama konusunu anlatırken milletler arası anlaşmalarda zaten değineceğim. Ama bu bölümde soru çözerken de karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bakın, dedim ki size. Milletler arası anlaşmalar kanunlara nedir? Eştir. Hüküm şunu söyler kanun, der ki usulüne uygun yürürlüğe giren milletler arası anlaşmalar kanunlara denktir. Ne diyor? Usulüne uygun yürürlüğe giren milletler arası anlaşma kanuna denk. Tamam, ben de öyle söyledim. Ancak diyor, temel hak ve hürriyetlerle ilgili bir milletler arası anlaşma hükümleriyle kanun hükümleri arasında bir çatışma olursa milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır diyor. Bak dikkat. Neyle ilgili dedi arkadaşlar? Hemen geliyorum şuraya, diyorum ki not. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili, temel hak ve hürriyetler ile ilgili bir milletler arası anlaşma hükmü ile kanun hükmü arasında bir çatışma olması durumunda. Şuraya kapatırsam bu ifade yanlış olur. Bak, bütün milletler arası anlaşmalar için söylemiyor bunu. Bir istisna koymuş. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili milletler arası anlaşma hükümleri, kanun hükümleri çatışırsa milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Demek ki temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası anlaşmalar hiyerarşide kanunun üstünde yer alıyor bir tık, bakın baktığınızda. Normal milletler arası anlaşma kanuna ne? Eş kaynak, denk dedik değil mi? Ama temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası anlaşmalar
oranın bir tık üstünde yer alıyor. Böyle bir soru sorarsa detay olur ama soru bankalarında böyle sorular var. Yani size hiyerarşiyi sıralayın derken mesela şıklar şöyle olsun. İşte kanun desin, milletler arası anlaşmalar, temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası anlaşmalar desin. Hatta yazayım ki unutmayalım arkadaşlar. Bir, kanunu koymuş. İki demiş, yönetmelik. Üç demiş, temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası anlaşmalar. Dört demiş, anayasa. Şimdi bunu sıralayın diyor. Ben birinci sıraya kimi koyacağım? Bire anayasayı koyarız. Karıştırmazsınız zaten bunu. E kanunla milletler arası anlaşma var. Ne yapacağım? Arkadaşlar bu nasıl? Temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası anlaşma olduğu için bunu ikinci basamakta alacaksınız. Üçüncüye kanun alacaksınız. Dördüncüye de ne alacaksınız? Yönetmelikleri alacaksınız. Bence anlaştık bu noktada. Tamam. Normların hiyerarşimiz de böyle. En genel, en bağlayıcı, en soyut normda kimmiş? Anayasaymış. Şeye dikkat ediyorsunuz. Kanuna eş olan kaynak, bir daha söylüyorum bakın. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Normal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanunun bir tık neresinde yer alıyor arkadaşlar? Altında yer alıyor. Bunun detaylarını yürütme kısmında size zaten anlatacağım. Peki yazılı kaynakların bağlayıcı mıdır, değil midir? Bence bağlayıcıdır tabii ki. Yetkili bir merciyi koymuş, koskoca meclis koymuş, Cumhurbaşkanı yapmış. Tabii ki bağlayıcıdır. Peki, geliyorum şimdi bir de benim yazısız kaynağım var. Arkadaşlar yazılı kaynak neydi? Yetkili bir merci tarafından konulan kaynakta okuyabiliyordum. E bir şey yazısızsa okuyabilir misiniz? Yetkili bir merci de koymamış bunlara. O zaman bu nasıl kaynak olmuş? Yazısız kaynak ne biliyor musunuz? Örf ve adet derseniz ağzınızı patlatın bir tane. Çünkü örf adet bir kaynak değildir arkadaşlar bakın. Örf adet kaynak olmaz. Sizce bir hakim şey sorar mı? Sizin orada adet nasıl? Yargılarken ona dikkat edeceğim. Hayır tabii ki, hukuk bunu niye kaynak edinsin kendine? Kaynağımızın tam adı örf ve adet hukuku arkadaşlar. Örf adet derseniz yanlıştır. Hiçbir zaman benim örfümü adetimi 40 kişinin, 40 kişi varsa şurada 40 tane örf adet vardır farklı farklı. Benim adetimle ilgilenmez hukuk, bana ne senin adetinden der. Buradaki şey örf adet hukuku. Bir kere sınavda şöyle bir soru geldi. Hangisi hukukun kaynaklarından değildir diye sordu. Şıklarda doktrin ve örf adet de vardı. Millet gitti doktrini işaretledi. Doktrini birazdan burada alacağım. Bak, örf adet kaynak değil, örf adet hukuku kaynağın adı. Buna ilişkin bilmeniz gereken doğru adı aslında. Ama havada kalmasın diye mantığını vereceğim arkadaşlar. Özür dileyerek bir çay içmem gerekiyor. İçmezsem detone oluyorum çünkü. Arkadaşlar, vakti zamanında gerçekten örf adetmiş, zamanla hukuk haline gelmiş onlar. Nasıl olmuş acaba bakalım. Bir örf adeti, örf adet hukuku yapan 3 tane unsur vardır. Örf adet hukukunun unsurlarına baktığımda arkadaşlar, birincisi maddi unsurudur. Maddi unsur. Biri manevi unsurudur. Bir diğeri de hukukilik unsurudur aslında. İşte şuraya kadar baktığında zaten örf adet bu eklenince hukuk haline geliyor arkadaşlar. Bir şeye örf adet hukuku diyebilmem için bir diyor. Eskiden beri tekrarlanan bir şey olması, süreklilik gösteren bir şey olması. Başlayacak eskiden günümüze kadar gelmiş olacak. Ve toplumun bu konuda genel bir inanışının olması lazım. Evet bu adettir diye bir inanış olması gerekir diyor. Peki bakalım örf adetlere. Arkadaşlar artık çok kalmadı ama biliyorsunuz evlenmeden önce ne yapılır? Ne yapılır belki evlenmeden önce? Nişan tam bir gün öncesinde ya da şimdi gelin dinlensin diye iki gün öncesinden yapılıyor ya. Kına gecesi yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Kına gecesi bizim örfümüzde adetimizde var mı baktığınızda? Bizimkinde var. Herkesin örfünün adetine göre değişir, öyle değil mi? Peki ben kına gecesi yapmadım. Dedim yorulmaya gerek yok. Kına da neymiş ya dedim. Nikah memuru bana şunu soruyor mu? Gelin hanımın kınası yandı mı? Ha dedim yandı. Burada arkadaşlar bunu soruyor mu bana kınan yandım diye? Hayır. Çünkü kına yakmazsan evlenemezsin diye bir şey var mı? Hayır. İlla o türküyü söylememiz gerekiyor mu bizim? Yüksek yüksek diye. Hayır. Bu bir örf adet, bu bir hukuk değil. Bak eskiden beri yapılıyor, inanılır da buna. İlk kime kına yandı biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz gibi. Tamam.
Ya da bayramlarda el öpmek adetimizde yok mudur arkadaşlar? Bizim büyüklerimizin elini öperiz. Eskiden beri var olan, tekrar eden bir şey ve buna inanırız el öpülmesi gerektiğine. Kim kimin elini öptü de çıkarttı bu adeti biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bak bunlar örf adet. Ben kına yapmadım diye evlenemiyor muyum? Evlilik kurulamaz mı diyor. Ya da dedemin elini öpmedim diye bana bir maddi yaptırım uygulanıyor mu arkadaşlar? Hayır, bunlar birer örf adet. Şimdi mantıklıca düşünün, hukuk bunlarla ilgilenir mi? Bana ne der geçer. Bunlara bir şey daha eklenince örf adet hukuku oluyor işte. Bir kere diyor, burada diyor devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor bunun. Devlet desteği olması lazım. Arkadaşlar bir yerde devlet desteği varsa ve ben ona uymazsam eğer bana ne uygulanır orada? Maddi yaptırım ne yapar devlet? Uygular. Devlet bu örf adeti desteklerse o zaman hukuk olur diyor. Günümüzde de baktığınızda çok da kalmadı aslında. Neymiş biliyor musunuz? Aklınızda kalsın diye vereceğim sadece. Çok bunları öğrenmenize gerek yok. Havada kalmasın örf adet hukuku diye. Arkadaşlar şöyle şeyler bakın. Ortakçılık, yarıcılık. İşte paftos, örfü belde gibi örf adet hukukları varmış. Ortakçılık, yarıcılık, paftos, örfü belde gibi. Neymiş bunlar biliyor musunuz? Mesela örnek vereyim. Ortakçılık, hayvancılık alanında görülen, benim büyük başım, küçük başım var ama sürekli yurt dışına gidiyorum. Hayvanlarımla ilgilenemiyorum arkadaşlar. Hayvancılık yapıyorum ama ilgilenemiyorum. Gel diyorum ya Ali dayı, bunlarla sen ilgilen, seni bunlara, bunların semeresine ortak edeyim diyorum bakın arkadaşlar. Benim yine mal sahibi benim, her şeyin malının sahibi benim. Benim onlar, diyorum ki seni semereye ortak ediyorum. Semere dediği ne? Hayvanın etidir, sütüdür, derisidir gibi düşünün, tamam mı? Ben kişiye ortak ediyorum bakın. Hayvancılık yaşanan, hayvancılığın yoğun olduğu yerlerde ne kadar da aktif adedir. Ama bunu da bir yere yazmamışlar. Dememişler ki ya işte hayvanlarına bakan kişi hayvanın semeresine ortak ediliyor. Yazamam bunu demiş. Kusura bakma, kendi aranızda uygulayın demiş. Ortakçılık böyle bir şey. Hayvancılıkta hayvanımın semeresine kişiye ortak ediyorum. Yarıcılıkta bağım bahçem var. Diyorum ki Ayşe teyze gel ek diyorum bunları sen. Bu Ayşe teyze fasulyelerin yarısı senin. Burada da arkadaşlar ektiğim şeylere ortak ediyorum gibi düşünün kişiyi, tamam? Ekicilikte. Paftos ve örfü belde genelde Ege bölgesinde görülüyor. Mesela paftos dediği şey bu üzüm bağları falan var ya, onunla ilgili bir örf adet kuralı. Örfü belde de başkasının arazisine inşaat yapma gibi bir şeydi. Bunlar yazılı değil. Hukukta demiş ki vallahi demiş kusura bakmayın da ben bunu yazamam. Bunlar da diyor ki diyor biz anlaşmazlık yaşıyoruz. Adam diyor hayvanımın semeresini ortak edeceğim diyor, bir kilo peynir veriyor bana diyor. Ben bunu kabul etmiyorum diyor. İşte hukuk diyor ki bak yine yazamam ben bunu ama diyor devlet olarak bunlar artık bu alanlarda sık görüldüğü için eskiden beri tekrarlanıyor ve toplum buna inanmış diyor. Ben de devlet olarak bunu desteklerim. Olur da diyor senin diyor hakkını hukukunu yapmazsa diyor sen gel kapımı çal ben senin arkanda duracağım diyor. Ama yine de kusura bakma yazamam diyor. Anlaştık mı? Günümüzde artık çok az arkadaşlar bu usuller. Söylediğim gibi paftosu, örfü beldeyi falan bilmenize gerek yok arkadaşlar. Tamam mı? Mantığını anlayın diye anlattım. Bileceğiniz şu aslında. Yazısız kaynağın doğru adı ne? Örf ve adet hukuku. Testlerde şöyle soru gelir. Örf ve adet hukukunun maddi unsuru aşağıdakilerden hangisidir diyebilir. Ya da örf adet hukukunun en önemli unsuru nedir diye sorarsa devlet tarafından ne yapılmasıdır? Desteklenmesidir. Yazısız olmasına rağmen devlet bunu destekliyorsa bağlayıcı mıdır? Evet, bağlayıcıdır. Bak yazılı kaynak bağlayıcı, yazısız kaynak da bağlayıcı kaynaktır arkadaşlar. O zaman hakim bir uyuşmazlığı çözerken buna da bakması gerekir, buna da bakması gerekir. Tamam. Ama yardımcı kaynaklarım var ki o kaynaklar bağlayıcı kaynaklar değiller. Hukuk diyor ki ya diyor bazen ben sıkışabiliyorum diyor. Bana bir şeylerin fikir falan da vermesi gerekiyor diyor. Ne olsun onlar diyorum. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi, yardımcı kaynaklardan biri. Yargısal kararlar. Yani mahkeme kararları. Ya da biz buna deriz ki içtihatlar. İçtihat mahkeme kararı demektir. Bir diğeri ise bilimsel görüşler. Bilimsel görüşler. Nedir bunlar işte? Doktrin de deriz buna. Doktrin. Ya da öğreti. Hukuk adamlarının yazmış olduğu tezler, makaleler gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela düşünün.
Anayasa değiştirilirken meclis neye uygun değiştirmek zorunda? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre değiştirmek zorunda değil mi? Sizin elinizdeki ders kitaplarında ben de anlattım anayasanın nasıl değişeceğini. Niye benimkine bakmıyorlar? Küserim. Olur mu? Hayır. Bakmak zorunda değil ki. Bunlar zamanında işte yazılmış, yazmaya da devam edilen bir takım bilimsel eserlerdir arkadaşlar. Ya da baktığınızda hakim diyor işte medeni kanunun şu maddesine dayanarak, işte borçlar kanunun bu maddesine dayanarak. Şimdi hakim bir şeye karar verirken ne yapıyor? Kanunu dayanak alıyor kendine, yazılı kaynağı. Şey der mi mesela Bilge Özkan bir medeni hukukçu, akademik kitapları vardır. Boşanırken Bilge Özkan'ın medeni hukuk ders kitabına bakarak böyle bir karar alıyorum diyebilir mi? Hayır. Bazen hakim sıkışabiliyor. Birazdan göreceksiniz. Fikir olsun diye de bakabiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Bağlayıcı değil. Kaynak ama bağlayıcı kaynak değil. Mahkeme kararları da öyle arkadaşlar. Bir hakim. Şimdi benimle ilgili bir karar çıktı. Öbür hakim ay buna benzer bir olay. Hakim ne yapmış diye bakmak zorunda mı? Ya da baksa da uymak zorunda mı? Her olay birbirinden farklı farklı şekilde karşımıza çıkıyor çünkü. Anlaştık mı? Şimdi bu içtihat dediğim tek bir mahkeme kararı ve bağlayıcı değil. O zaman bakın buraya yazıyorum ve çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yardımcı kaynaklar bir kaynaktır evet. Ama ne değildir? Bağlayıcı değildir. Bağlayıcı kaynak değildir yardımcı kaynaklar, tamam. Soru klasiktir arkadaşlar. Nasıl gelir peki? Der ki soru şunu söyler bana. Aşağıdakilerden hangisi hukukun bağlayıcı kaynaklarından biri değildir derse yardımcı kaynaklar. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarındandır diye de sorabilir çevirip. Ya da hakim bir uyuşmazlığı çözerken aşağıdaki kaynaklardan hangisine başvurmak zorunda değildir de diyebilir. Yine cevabım ne olacak? Yardımcı kaynaklar olacak arkadaşlar. Bakın dersin başında dedim ki bu tablodaki örüntü çok önemli. Bu tablonun üzerinden gideceğiz hepsinde diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bazen şöyle bir durum oluyor ya da öncesinde bir toplayalım. Hukukun 3 tür kaynağı vardı. Yazılı, yazısız, yardımcı. Yetkili bir merciğin koyduğu kaynaklara biz yazılı kaynaklar diyorduk. Yazısız kaynağımızın doğradığı örf adet hukuydu. Yetkili bir merci koymamıştı ama devlet destekliyordu. Dolayısıyla bak yazılı kaynak da yazısız kaynak da nasıl kaynaklar arkadaşlar? Bağlayıcı kaynaklardır. Yardımcı kaynaklarda bağlayıcı kaynak değildir. O halde sorarım sizlere. Şimdi ben hakimim. Önüme bir uyuşmazlık geldi. Benim bu uyuşmazlığı ne yapmam lazım? Çözmem lazım. Hakim uyuşmazlığı çözerken ne yapması gerekir arkadaşlar? Önce hangi kaynağa bakması lazım? Yazılı kaynağa. Baktım yok. Aa dedim yok. Nereye gitmem lazım? Yazısızla gitmem lazım mı? Lazım. Çünkü devlet destekliyor ve bağlayıcı. Buna da gittim. Aa dedim burada da yok. Ne yapacağım şimdi? Yardımcıya gitmek zorunda mıyım? Gitsem de uyumak zorunda mıyım? Yok. Peki ben şunu diyebilir miyim? Vallahi baktım yazılı da yok, yazısız da yok. Çözemedim, aranızda hallediverin bu işi desem olur mu hakim olarak? Hayır. Hakim önüne gelen uyuşmazlığı çözmek zorunda arkadaşlar. İşte hukukta bazen karşımıza boşluklar çıkıyor. Hayatta da çıkmaz mı bu boşluklar? Boşluğu doldurmak lazım. Ama öncesinde boşluk nedir? Bundan biraz bahsedelim arkadaşlar. Yine bu tablo üzerinden gideceğim ben. Ama tabloda bazı yerleri temizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bana şunu düşünün. Mesela şöyle bir soru sorsam size. Arkadaşlar aranızda şeye benzedi ha, şunu sevmeyen var mı diye reklam yapmayalım şimdi. Arkadaşlar boşluk nedir? Ya da şöyle söyleyeyim. Aranızda şu an ben bir boşlukta hissediyorum kendimi diyen var mı? Şu anda kendini bir boşlukta hisseden var mı? Berk? Bazen oluyor hocam. Mesela ne boşluğunda hissediyorsun kendini Berk? Yani anlamsız geliyor her şey. Anlamsız geliyor her şey. Ne yapıyorsun peki Berk her şey anlamsız geldiğinde? Gün bitsin diye bekliyorsun değil mi? Arkadaşlar aslında hepimiz zaman zaman boşluklar yaşarız öyle değil mi? Ben dedim ki ya ben dedim şu an bir boşluktayım. Acaba ne boşluğundayım? Şu an herkes bir boşlukta ve siz beni boşluğunuzu doldurmak için izliyorsunuz arkadaşlar. Kullanıyorsunuz beni burada. Ne boşluğundasınız siz? Şu anda hayatınızda bir iş boşluğu var. Öyle değil mi? Yani boşluk dediğim zaman bir şey yok gibi düşünmeyeceksiniz arkadaşlar. Ha, olmayabilir tabii ki ama şöyle düşünün mesela. Şimdi ben okulum bitti. Dedim ki benim atanmam lazım. Hayatımda bir iş boşluğu var. Atandım dedim çok şükür artık bir yuva kurmam lazım. Hayatımda eş boşluğu var. Ondan sonra bir çocuk da olsa iyi olurum dedim. Hayatımda bir çocuk boşluğu var. Hayat boş boş devam ediyor yani böyle.
dolduramıyorsunuz arkadaşlar. Boşluk dediğimde hiçbir şeyiniz yok gibi düşünmeyeceksiniz. Bir şeyler var ama eksik de olabiliyor. İşte hukuktaki boşluk da böyle arkadaşlar. Hukuktaki boşlukta yasal düzenlemelerde herhangi bir eksiklik, açıklık kalması durumunu ifade eder aslında bana. Tamam mı? Şimdi yine tablomun üzerinden gideceğim dedim ya. Tablom o yüzden burada duruyor aslında benim arkadaşlar. Hukukta boşluk neymiş? Kanun koyucu yasal düzenlemelerde bazen bilerek, bazen bilmeyerek bir takım boşluklar bırakıyor duruma göre hareket edelim diye. Yasal düzenlemelerdeki eksikliklere biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Boşluk. Peki acaba nasıl boşluklar var? Şimdi geliyorum diyorum ki boşluk türleri. Arkadaşlar iki tip boşluk vardır. Bunlardan birincisi ve en çok ilgileneceğimiz boşluk kanun boşluğudur. İkinci boşluğumuz ise hukuk boşluğudur. Şimdi bir düşünün bakalım, soruyorum sizlere. Acaba kanun boşluğu mu daha büyük bir boşluktur yoksa hukuk boşluğu mu daha bir büyük boşluktur? He, kafayı çalıştırıyorum. Kanun boşluğu, hukuk boşluğu. Şimdi bak, kanun neredeydi? Şurada yazılı kaynaklarda yer alıyordu değil mi kanun baktığınızda? Evet. Tablonun adı ne? Hukuk. O zaman sanki hukuk boşluğu daha büyük bir şeymiş gibi geliyor bana arkadaşlar. Ki öyle zaten. Bu ne demek? Arkadaşlar kanun boşluğu yazılı kaynaklar içerisinde bırakılan boşluklardır. O zaman biz bakın biraz önce yazılı kaynaklara verdim ya hepsini. Anayasa, kanun, milletler arası anlaşmalar, yönetmelikler. Yazılı kaynaklarda bırakılan boşluğun adına biz ne diyormuşuz? Kanun boşluğu diyormuşuz. Yazılı ve yazısız kaynaklar içerisindeki boşluğa bak daha büyük bir boşluk. İşte bu boşluğa biz diyormuşuz ki hukuk boşluğu. Anlaştık mı? Demek ki hemen geliyorum diyorum ki kanun boşluğu için yazılı kaynaklarda bırakılan boşluktur. Yazılı kaynaklardaki boşluğa biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Kanun boşluğu. Bir dursun ona biraz sonra geçeceğim. Şimdi yazılı kaynağı kim koyuyordu arkadaşlar? Yetkili bir merci. Mesela kanunun meclis. Meclis dediğim kim? Milletvekili. Milletvekilleri kanunu koyuyorlar. İyi de ben dedim ki bu adamlar niye boş bırakıyorlar o zaman? Bilerek mi bırakıyorlar yoksa? Yoksa gözlerinden mi kaçıyor diyorum. Türlerine ayrılıyor böylelikle. Kanun boşluğu kendi içinde iki tür ayrılır arkadaşlar. Bunlardan biri kural içi boşluktur. Kural içi boşluk. Bir diğeri ise kural dışı boşluktur. Kural dışı boşluk. Bana diyor ki kanun koyucunun yazılı kaynaklar içerisinde dikkat bak bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluklara biz kural içi boşluk deriz. Kanun koyucu nasıl bırakıyormuş boşluğu? Bilerek isteyerek. Ben dedim ki bu adamın derdi ne de bilerek ve isteyerek boşluk bırakıyor diyorum. Bana diyorlar ki sakin ol. Şampiyon sakin ol diyor. Duruma göre karar versin diye. Şimdi arkadaşlar bir örnek verelim. Tablo tahtanın bu tarafına geçiyorum. Kamera gel. Şimdi bak. Kanunda nafaka hakkı diye bir hak var mı? Var değil mi? Nafaka diye bir şey var baktığınızda. Tazminat diye bir şey de var zarar uğrattığımda. Doğru mu? Tazminat diye bir şey de var evet. Peki kanunda şöyle bir şey yazıyor mu arkadaşlar? Eşler ayrıldığında işte bu kadar nafaka öder. Sabit bir şey var mı sizce? Hayır tabii ki yok. Niye yok sizce arkadaşlar? Çünkü bu ortadaki evlilikteki ilişkiye bağlı, boşanma sebeplerine bağlı, kişinin en önemlisi ekonomik koşullarına bağlı. Mesela şimdi Acun'un ayrıldığı eşine ödeyeceği nafakayla ben ayrılsam eşimin bana ödeyeceği nafaka bir olur mu? Ben de Acun'a takmışım ama işte zenginin parası zürdün çenesini yorarmış. Olmaz değil mi arkadaşlar? O yüzden bakın onun kazancı çok farklı. Ayrıldığı eşi çok farklı değil mi? Şeyma Subaşı yani. O yüzden burada arkadaşlar bak sabit bir nafaka bedeli koyamaz. Kanun koyucu diyor bunu bile bile bırakmış diyor. Bilerek isteyerek bırakmış duruma göre karar verilsin diye bırakmış diyor. Ya da zararı uğradın tazminat ödeyecek sana nasıl bir zararı uğradın? Uğradığın zararda neler gitti? Ya da senin zararı uğratan karşı tarafın ekonomik koşulları nasıl? Hakim bakar ve buna göre karar verir. Daha net anlayabilmemiz için şöyle bir örnek göstereyim size. Evlisiniz, anlaşamıyorsunuz ve boşanma kararı gerçekleşecek. Hakim dedi ki karar. Çiftlerin
Boşanmasına, çizemedim. Çiftlerin boşanmasına. Cumartesi günleri babasının görmesi koşuluyla velayetin anne verilmesine karar verilmiştir. Aa dedim, ya niye verdin dedim. Babasına ne oldu dedim. Babaya niye vermiyorsun sen dedim. Şimdi hakim burada arkadaşlar bir yetki kullanmış. Çünkü bak kanun ne diyor biliyor musun? Kanun diyor ki boşanma hallerinde velayet anne ya da baba ya verilir diyor. Anne ya da baba. Bir kural var mı? Var. Kuralı buraya koymuş. Bak kural var. Ama kuralın içini ne yapmış? Bilerek ve isteyerek boş bırakmış. Mantıklı bir boşluk değil mi aslında baktığınızda? Mantıklı tabii ki. Bardan, pavyondan çıkmayan birine velayet verilir mi? Hayır. Ekonomik koşulları iyi değilse verilir mi? Hayır. İşte ben diyorum peki burada karar kim alacak? Hakim, hakim diyor. Hakim hakkaniyet çevresi doğrultusunda diyor. Karar diyecek diyor. Verecek kararını. O zaman kural içi boşluğun mantığı bu arkadaşlar bakın. Yazılı kaynaklarda bilerek ve isteyerek bırakılan boşluklara biz kural içi boşluk diyoruz. Hiçbir şey yok değil. Kural var, içi boş. Kim karar verdi peki? Hakim. O zaman hemen geliyorum. Kural içi boşluğu doldurma yöntemi hakimin takdir yetkisidir arkadaşlar. Tamam. Klasiktir sorusu zaten. Yazılı kaynaklarda bilerek ve isteyerek bırakılan boşluklara ne adı verilir? Kural içi boşluk. Kural içi boşluğu aşağıdakilerden hangisiyle doldurabilirim derse hakimin takdir yetkisiyle doldurabilirim. Mantıklı da bir boşluk arkadaşlar, öyle değil mi? Peki. Bile bile bıraktılar. Bazen de diyor bilmeden bırakabiliyorlar. Bilmeyerek de boşluk kalabiliyor. Mesela arkadaşlar bilmeden nasıl bırakabilirler? Biliyorsunuz ki artık teknoloji ciddi anlamda bilim ve teknoloji ilerliyor. Ve ilerledikçe ortaya yeni yeni şeyler çıkıyor, öyle değil mi? Teknolojinin gelişmesiyle siber suçlar gitgide günden güne ne yapıyor? Artıyor bakın. Bir sürü suç ortaya çıkıyor. Yeni bir şey ortaya çıktığında o ilk defa çıkmışsa ortaya henüz onun kanunu olmamış olabilir değil mi? Yani zaman içindeki teknolojik gelişmelere bağlı bir boşluk ortaya çıkabilir. Onu da işte karşımıza çıkınca, yaşayınca koyacağız durumuna gidiyorlar dolayısıyla. Bazen de diyor ki ya bunu düzenlemeye zaten gerek yok ki diyor. Bu bir anlaşılabiliyor bundan diyor. Bu kadarını da yazmaya gerek yok ki diyor. Şimdi mesela şey düşünün. Bir yerde burada sigara içilemez yazıyor. Şunu yazmasına gerek var mı? Sigara içilemez yazmış. Sigara tüttürülemez. Sigara üflenemez. Gerek yok ki böyle bir şey arkadaşlar, öyle değil mi? Ya da biz çimlere basmayın yazısını görürüz değil mi? Siz hiç bir yerde şey gördünüz mü? Çimlere basınız. Hayır, gerek yok ki böyle bir şeye. Azıcık da kafası çalışıyorsa anlasın diye hukuk yani. İşte bilmeden de bazen boşluk bırakabiliyorlar arkadaşlar. Bunlardan birisi örtülü boşluk. Örtülü boşluk. Zımni boşluk da derler. Bir de açık boşluk. Açık boşluk daha büyük bir şey. Örtülü boşluk da olayla ilgili genel bir düzenleme yapılıyor arkadaşlar. İşte onlardır kural koyucu şunu söylüyor. Ya olayla ilgili genel bir düzenleme var ama diyor biz bir hukuk devletiyiz. Hukuk devleti gereğince böyle olması lazım. Bunun istisnalarını yazmaya çok da gerek yok diyor. Mesela ne demek istiyorum? Hemen örnek köşeme geçiyorum. Arkadaşlar burada bu kural içinde bir kural vardı değil mi? İçini boş bırakmıştı. Şimdi kanun koyucu bir düzenleme yapmış. Mesela arkadaşlar medeni kanun şunu söylemez mi? Ayırt etme gücü olmayan kimselerin yaptıkları işlemler nedir? Geçersizdir. Peki bu kanundaki amaç ne? Ayırt etme gücü olmayan kişiyi korumak değil mi? İşte ayırt etme gücü olmayan kişilerin yaptıkları işlemler geçersizdir demiş. Peki bakalım mantıklı mı bu kanun? Ayırt etme gücü olmayan kişi evini sattı. Geçersiz. Mantıklı mı? Mantıklı. Bak bu onu korumak için. Evlendi. Geçersiz, onu korumak için mi? Evet, onu korumak için. Bak bunlar mantıklı. Peki diyorum ki peki ayırt etme gücü olmayan kişiye piyango vurdu. Ne olacak? Elinde bilet var. Bulmuş bir yerden ve piyango vurmuş. O zaman bu da geçersiz olacak arkadaşlar. O zaman adaletsizlik olmaz mı? Ayırt etme gücü olmayan kişinin yaptığı işlem geçersiz deyip adaletsizlik yapabilir miyiz? Biz bir hukuk devletiyiz. Hayır. İşte burada diyor ki kanunda diyor bir hüküm düzenlenmiş diyor ama diyor o hüküm çok genel. Olayı çözmekte yetmiyor. Peki ne yapayım diyorum.
Hükmü diyor, bu olaya uygulama diyor, adaletsizlik olur çünkü diyor. Ben diyor ayırt etme gücü olmayan kişiye diyor bir vasi atayım diyor. Vasisi aracılığıyla onu ne yapsın diyor, kullansın diyor. Yani örtülü boşlukta arkadaşlar kaynaklarda bir düzenleme var. Ancak bu düzenleme olayın çözümünde yetersiz kaldığı için hükmü olaya ne yapmıyorum, uygulamıyorum aslında baktığınızda. Anlaştık mı? Demek ki örtülü boşluk neymiş? Yazılı kaynaklarda olayla ilgili çok genel bir düzenleme var. Ve bu düzenleme olayın çözümünde yeterli kalmıyor. Olaya uygularsak adaletsizlik oluyor. O yüzden biz bu hükmü olaya ne yapmıyormuşuz? Uygulamıyormuşuz arkadaşlar. Tamam mı? Hükümden kasıt ne? Biraz anlaşılması güç biliyorum buranın. Genel hükümde diyor kanun hükmü. Ayırt etme gücü olmayan kişinin yaptığı işlem geçersiz. Hüküm dediğim şey bu. Tamam. Olay dediğimde somut olay piyango vurdu. Somut olay. Hükmü olaya uygulamazsan diyor geçersizdir işlemini. Olay kendiliğinden çözülür zaten. Buna gerek kalmaz diyor arkadaşlar. Tamam mı? Demek ki örtülü boşluğu ben yine detone alıyorum. Nasıl çözüyormuşum? Cevap verin. Berk nasıl çözüyormuşum? Çay çörek. Berk beni dinlememiş burada. Örtülü boşlukta genel hükmü somut olaya ne yapmıyormuşuz arkadaşlar? Pardon, somut olaya uygulamayarak, uygulamama ile çözebiliyormuşuz. Anlaştık mı? Bak şimdi şurada yazılı kaynaklarda bilerek ve isteyerek bir boşluk bırakılmıştı ya, bu kural içiydi. Burada bir hüküm vermişti, olayı çözmekte yetmiyordu. Şimdi size nokta bile koyamıyorum. Hakim diyor ki ben diyor yazılı kaynakları taradım. Anayasaya baktım, kanuna baktım, yönetmeliğe baktım, cumhurbaşkanlığı kararnamesine baktım. Hoppa boş diyor. Yazılı kaynaklarda hiçbir şey bulamıyorum diyor. Bak buralarda iyi kötü bir şey verdim. Şimdi size nokta bile koyamıyorum arkadaşlar. İşte eyvah diyor, açık kaldım açık diyor. Yazılı kaynaklarda arkadaşlar olayla ilgili genel ya da özel hiçbir hüküm bulunmaması durumunda biz açık boşluk diyoruz. Hakim şunda iyi kötü bir şey buldu. Bunda da iyi kötü bir şey buldu ama açık boşlukta, gerçek kanun boşluğu da deriz biz buna. Açık boşlukta hiçbir şey bulamıyorsunuz arkadaşlar. Peki hakim yazılıda hiçbir şey bulamadı, ne yapacak? Eyvah dedi, hiçbir şey yok. Kime gidecek arkadaşlar? Yazısız kaynağa gidecek. Kim benim yazısız kaynağım? Öf ve adet hukuku olacak. Hemen altına geliyorum, yazıyorum, dikkat edin bakın. Açık boşluk neymiş arkadaşlar? Yazılı kaynaklarda olayla ilgili genel ya da özel hiçbir hükmün bulunmaması durumunda ortaya çıkan boşluktur. Bulunmaması. Tamam. Hakim hiçbir hüküm bulamazsa kime gidecekmiş arkadaşlar? Yazısız kaynağı. Yani örf ve adet hukukunu. Örf adet hukuku da uygulamada yok denecek kadar az olduğu için bunda da bulamazsa eyvah 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 diyor. Onda da bir şey bulamadım diyor ve ortaya çıkan boşluğun türü değişiyor arkadaşlar. Hem yazılı hem de yazısız kaynaklarda hiçbir hüküm bulamazsanız ne oluyor bu boşluğun adı? İşte şimdi hukuk boşluğu oluyor arkadaşlar. Tamam. Hakim baktı yazılıda bir şey yok. Yazısızda bir şey yok. Oh, jolly dedi ve hakim ne yapacak? Kaldı. Arkadaşlar ne yapabilir hakim şimdi? Yazılıda da yok, yazısızda da yok. Yardımcı kaynaklar zaten bağlayıcı değil. Hakim ne dedim size dersin başında? Bu uyuşmazlığı çözmesi gerekiyor. Boşuna mı hakim olmuş, değil mi? Eyvah eyvah dedi hakim. Hakim yorum yaparak ve kıyas yöntemlerine başvurarak belki de bu boşluğu doldurabilir. Hakim o olay için yeniden arkadaşlar hukuk yaratma yoluna gidiyor. Yani hukuk boşluğu hakimin hukuk yaratmasıyla sona erecek. Ne diyelim? Biraz böyle akılda kalıcı, var olmayan bir örnek verelim, tamam mı? Hayali bir örnek olsun. Mesela şuraya geliyorum. Arkadaşlar diyelim ki biliyorsunuz ki bizde Ramazan aylarında tartışma konusu nedir genelde? Hocaları ne sorarlar? Hocam diş fırçalamak orucu bozar mı? Gargara yapsam orucum bozulur mu? Öpsem orucum bozulur mu? Kurban bayramlarında da genelde ne sorulur? Hocam kurban nasıl kesilir? Usulleri nelerdir? Farklı farklı şeyler çıkar. Hocalar arasında bile bazen farklı görüşler olabiliyor. Konumuz kurban kesimi olsun. Tamam.
Konu neymiş şimdi? Kurban kesimi arkadaşlar. Biz sizlerle hep birlikte ortak 5 kişi danaya girmişiz. Peki bayram geldi, keseceğiz kurban bayramında. Ben dedim ki kurbanı böyle keseceğiz. Diğeri dedi, aa dedi, öyle kesim olur mu? Hayır sakın dedi, böyle keseceğiz. Diğer ortak hayır böyle keseceğiz dedi. Öbürü de kesmeyelim, öbür bayrama keseriz dedi falan. Birbirimize girdik. Bayram bitecek, daha kurbanı kesemedik. Derken davalık olduk arkadaşlar kurban kesimiyle alakalı. Şimdi konu ne? Kurban kesimi. Davalık mı olduk? Evet. Hemen geliyorum. Hakimin dosyası önüme geldi. Kurban kesimi konusunda anlaşamamışlar. Benim bunu çözmem lazım. Nasıl çözeceğim? Önce hangi kaynağa bakacağım? Yazılıya. Aa dedim, yazılı kaynaklarda bir düşünüyorum. Kanunda, yönetmelikte falan böyle şeyler var. Aa, kurban nasıl kesilir bulamadım dedim mesela. Yazılıda hiçbir şey bulamadım. Ne oldu şimdi? Bak yazılıda hiçbir şey yok şu anda. Açık değil mi? Açık boşluk. Bir de dedim yazısız kaynağa bakayım. Aa dedim, yazısız kaynakta da hiçbir şey bulamadım. Eyvah dedim, ne yapacağım şimdi? Burada arkadaşlar daha önce alınmış mahkeme kararlarını inceleyip kıyas yöntemine başvurabilirim. Yorumlama yapabilirim gibi ben o olay için yeni bir hukuk yaratırım. Ve o yarattığım hukuk sadece o olayı, o konuyu, o kişiyi bağlayan bir şeydir. Tamam mı? Ben burada devreye girdim. Araştırmalar yaptım, yorum yaptım, kıyas yaptım. Araştırmalarım sonucunda şunları da gördüm tabii. Dedim ki biri kurban şöyle kesilir demiş. Biri kurban böyle kesilir demiş. Biri kurban böyle kesilir demiş. Biri kurban böyle kesilir demiş falan. Aa dedim, farklı farklı görüşler var yahu. Derken şöyle bir karar çıkardım. Dedim ki kurban, İslam şartları gereğince kurban kesecek kişiler diye usulüne de başlamış. O gün kurbanın etiyle yemeye başlar ve kurban orucu sayılır. Namazdan sonra abdestli bir şekilde kurban kesilecek alana gidilir. Kesecek kişiler orada yoksa vekaletleri alınır. Kurban kıbleye doğru çevrilir. Üç ayı bağlı tekbir getirilerek kurban kesilir dedi. Böyle bir karar çıkardım ve ben bu konu için dedim, bundan sonra kurbanınızı böyle keseceksiniz dedim. Ne yaptım bu konuyla alakalı bak? Sıfırdan bir hukuk yaratmış oldum arkadaşlar. Tamam mı? Afaki bir örnek verdim aklınızda kalsın diye. Biz şunu biliyoruz: hukuk boşluğunda hakim hukuk yaratarak dolduruyor. Burada hemen bir şeye de girmek istiyorum arkadaşlar. Şunun üstünden gidelim hatta. Biraz önce kaynak tablosunda ben size dedim ki içtihatlar neydi? Bizim yardımcı kaynaklarımızdan biri neydi? İçtihattı değil mi? Mahkeme kararlarıydı. Ve bağlayıcı mıydı? Hayır. Bizim arkadaşlar... İçtihat birleştirme kararı diye bir kararımız var bizim, bakın. İçtihat birleştirme kararları, tamam. İçtihadı birleştirme kararları. İçtihat yardımcı kaynaktır ve bağlayıcı değildir. Ama içtihat birleştirme kararları resmi gazetede yayımlanır ve bağlayıcıdır. Hatta normlar hiyerarşisinde kanuna denktir arkadaşlar. Dikkat edin. İçtihadı birleştirme kararları bağlayıcıdır, resmi gazetede yayımlanır ve normlar hiyerarşisinde kanunlara denktir. Ama içtihat yardımcı kaynaktır. Peki ne farkı var bunun arkadaşlar? Biraz önceki örnek üstünden gideyim mesela. Diyelim ki konu neydi? Kurban kesimiydi değil mi? Hakim davayı çözememişti hatırlıyorsanız, hukuk yaratma yoluna gidecekti. Ben hakimim ve bu davayı çözmek için daha önce acaba kurban kesimiyle ilgili alınmış kararlar var mı, bir onlara bakmak istiyorum dedim. Sonra bakarken bir gördüm, A mahkemesindeki hakim demiş ki kurban böyle kesilir. B mahkemesindeki hakim kurban böyle kesilir. C mahkemesindeki hakim kurban böyle kesilir. E mahkemesindeki hakim kurban kesilmez. Farklı farklı kararlar var. Bak bir konu ne? Konu kurban kesimi. Bir konuyla alakalı farklı farklı kaç tane içtihat görüyorum ben? 4. Birden fazla olması yeterli. 5 olabilir, 6 olabilir, 10 olabilir, 100 olabilir. Tamam mı? Bunlar tek başına biraz içtihat. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane içtihat varmış. Bağlayıcı mı? Hayır, değil. Burada arkadaşlar içtihatı birleştirme kurulu var. İçtihat birleştirme kurulu devreye giriyor ve diyor ki bir konuyla alakalı 40 tane karar çıkarmışsınız. Bundan sonra ben diyor bu içtihatları birleştiriyorum ve ortak bir karar çıkarıyorum. Bu içtihatın kararı budur diyor. Artık böyle kesilir deyip içtihatı birleştirme kararı diye bir karar çıkarıyor. Yani bir konuyla alakalı farklı farklı mahkeme kararları çok farklıysa birbirinden, içtihatı birleştirme kurulu devreye girip bu içtihatları birleştirip tek bir çatı altında topluyor.
Bunun adını eşcinsel birleştirme kararları diyor. Bu karar resmi gazetede yayımlanıyor ve bağlayıcı bir hale geliyor. Hatta normlar hiyerarşisinde de kanunlara eş kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Bir daha söylüyorum. İçtihat bağlayıcı değil, yardımcı kaynaktır. İçtihat birleştirme bağlayıcıdır ve yazılı kaynak niteliği taşır arkadaşlar. Buraya kadar olan kısmı bir kere daha toparlayacağım şimdi. Yetkili bir merci koymuşsa yazılı kaynakta ve yazılı kaynaklardaki boşluklar kanun boşluğuydu. Kanun boşluğunda kendi içinde iki türü vardı. Benim için en önemli olan, yıldızlamam gereken kural içi boşluk arkadaşlar. Yazılı kaynaklarda bilerek, isteyerek bırakılıyorsa kural içi boşluk doldurma yöntemim takdir etkisi. Bak şöyle tut aklında. Kural içi boşluk iyi. Bilerek, isteyerek, takdir yetkisi, kalınları saymayayım tamam mı? Hep genelde ince ünlüler bir aradalar. Sonra bu tarafa geliyorum. Hukuk boşluğu, hukuk yaratma bak. Kalın ünlüler hep bir aradalar tamam mı? Bir şeye dikkat. Arkadaşlar soru geldi ve dedi ki yazılı kaynaklarda olayla ilgili genel ya da özel hiçbir hüküm bulunmaması durumunda ortaya çıkan boşluktur. Ne diyor bak? Yazılı kaynaklarda olayla ilgili genel ya da özel hiçbir hüküm yok. Hiçbir şey yok diyorsunuz, hukuk boşluğu atlıyorsunuz. Atlamayın. Yazılıda hiçbir hüküm yok diyor. O zaman bunun cevabı açık boşluktur. Yazılı ve yazısız kaynakta hiçbir hüküm yok derse o zaman cevabınız hukuk boşluğu olabilir ancak. Anlaştık mı? Demek ki bilerek isteyerek bırakılıyorsa kural içiymiş, takdir etkisiyle dolduruluyormuş. Yazılıda hiçbir hüküm yok diyorsa açık boşlukmuş. Yazılı ve yazısız da hiçbir hüküm yok diyorsa da hukuk boşluğuymuş ve hakimin hukuk yaratma yöntemiyle bu boşluk dolduruluyormuş arkadaşlar. Umarım anlaşılabilmiştir. Bununla ilgili lütfen test çözün arkadaşlar. Çözdükten sonra bu konu oturacaktır zaten. Anlaştık mı? Kısa bir konumuz daha kaldı. Diğer videoda onu da tamamlayıp birinci bölümü bitireceğiz inşallah. Görüşmek üzere.